Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalah. Hayya alelfelahi, hayya Allahu Ekber. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme entesselam ve minkesselam. Hello. Thank you.
سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى جل شأنه الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء صدق رسول الله ونتق حبيب الله Değerli kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Elbette hepimiz isterdik ki bir cuma namazı kılalım. Ancak cuma namazını diğer namazlardan ayırt eden özellik toplu halde kılınmış olması. Yani orada bir topluluğun oluşması gerekmekte ve o toplulukla kılınması gerekmekte. O topluluğu da tam manasıyla sağlamamız mümkün değil. Çünkü kılsak diğerleri diyecekler ki biz de kılmak isterdik. Bir kısmını alsak bir kısmını almasak yine olmaz. İnşallah bu süreç devam edeseye kadar bu şekilde devam edecek. Ama yakın görülüyor. Yakın zamanda inşallah cumalarımızı birlikte kılacağız. En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından bir tanesidir. Tarih boyunca birçok hastalık Allah-u Teala'nın yardımı ve ilim adamlarının gayretli çalışmaları sonucunda tedavi edilmiştir.
Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan koronavirüs dediğimiz hastalığın da inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah indirmiş olduğu her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir buyurmakta. Biz Peygamber Efendimizin bu müjdelerine dayanarak ilim adamlarımızın çalışarak bu hastalığın tedavisine vesile bir ilaç bulacağı ümidindeyiz. Değerli kardeşlerim, bize düşen bu salgından korunmak için öncelikle beden temizliğine dikkat edeceğiz. Kıyafet temizliğine dikkat edeceğiz. Yiyecek ve çevre temizliğine her zamankinden biraz daha fazla dikkat edeceğiz. Bulunmuş olduğumuz ortamları sık sık havalandıracağız. Öksürdüğümüz zaman ya da hapşurmuş olduğumuz zaman her zamankinden biraz değişik olarak dirseğimizin iç tarafını kullanarak biraz daha etrafa yayılmasını engelleyeceğiz. Ve tek kullanımlık mendiller kullanacağız. Bu şekilde kendimizi ve etrafımızdaki insanları koruma altına alacağız. Ve kalabalık olan ortamlardan da uzak durmaya gayret edeceğiz. Özellikle lavabolar, abdestlikler, buralarda dikkatli olmamız gerekiyor ve alınan tedbirler neticesinde zaten abdestliklerimiz, lavabolarımız şu an camilerde kapanmış durumda. Bunlar hepsi sizlerin sağlığını korumak amacıyla alınmış tedbirlerden. Ve işte kapı koludur, masa üstü gibidir. Bu tür yerlerden de el temasının yoğun olduğu yerlerde de ellerimizi temas ettirmemeye gayret edeceğiz. Ve ellerimizi günde biz zaten sabah kalktığımızda yıkıyoruz, gece yıkıyoruz, yemekten önce yıkıyorduk, yemekten sonra yıkıyorduk. Beş vakit namazda yıkıyorduk ellerimizi. Bu ellerimizi yıkamaya devam edeceğiz. Ancak dışarıdan geldiğimiz zamanlarda elimizi sabunlayacağız. Zaten temizliğimizi yapıyoruz. Yemekten öncesinde, sonrasında yıkıyorduk. Namazlarda da yıkıyorduk. Uykudan kalktığımız zaman da yıkıyorduk. Bu yıkamalarımıza devam edeceğiz. Ancak dışarılardan geldiğimiz zaman, değişik ortamlara girdiğimiz zaman ellerimizi bir 20 saniye kadar sabunlamaya gayret edeceğiz. Ve kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza, gözümüze vücudun mikrop alabileceği, içeri mikrop alabileceği yerlere dokunmayacağız. Camilerimizde zaten daha bu hastalık çıkmadan önce tesbihleri yavaş yavaş kaldırmaya başladık. Hastalıkta bahanesi oldu. Tesbihleri kaldırdık. Ortak olan şeyleri kullanmaktan biraz geri duracağız. Ellerimizi kullanacağız tesbih yerine. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bu şekilde ellerimizi kullanacağız. Şayet bir yurt dışına gidip gelmiş isek dışarıya fazla çıkmayacağız. Bu 14 günlük evimizde kendi kendimizi izole etme hareketine uymamız daha güzel görülmekte. Değerli kardeşlerim, bizler biraz samimi ve sıcak milletiz. Birbirine karşı biraz daha samimi olan bir milletiz. Dostumuzu, bir arkadaşımızı gördüğümüz zaman kucaklaşırız, el tokalaşırız, sıkışırız. Elbette bu davranışlar güzel. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olmuş olduğu bu dönemde bu tür hareketlerimize biraz ara vereceğiz. Önü gelen bayram, bayramda da bakın epey bir müddettir cuma namazı kılamıyoruz, camiye gelemiyoruz, birbirimize gidip gelemiyoruz. Ha bayramda bulaşmaz deyip bayramda böyle birbirimizle kucaklaşarak, tokalaşarak devam edersek belli olmaz. Hasta değiliz ama belki taşıyıcıyızdır. Hastalık bizde belirti vermemiştir. Başka birinin hastalanmasına, belki de vefat etmesine, ölmesine sebep olabiliriz. Bundan dolayı buna da biraz dikkat etmemiz gerekmekte. Gönül selamıyla
gönül tokalaşmasıyla, gönül muhasafasıyla, musafahasıyla bu hareketlerimizi tamam edebiliriz. Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize halimizi, hatırımızı sorabiliriz. Özellikle belli bir yaşın üstündekiler daha fazla risk taşımakta. Risk grubunda belli bir yaşın üstündekilere karşı gidip gelmelerimize biraz dikkat edelim. Onlara fazla yaklaşmayalım. Onları koruma amaçlı. Ama telefon edelim, arayalım, soralım. Herhangi bir ihtiyaçları varsa ihtiyaçlarını giderme noktasında da yardımcı olalım. Değerli kardeşlerim, sağlık Rabbimizin bize emanetidir. Mümin kula düşen bu emanete sahip çıkmaktır. Onu korumaktır. Bu sayede Allah'ın yardımıyla inşallah huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle dua ediyor. O Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O Allah beni yedirendir, içendir. Hastalığımda bana şifa veren O'dur. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine O'dur. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekiler korunmak için tedbirli davranmaya devam edelim. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atabiliriz. Hatta başkalarının hayatını da tehlikeye atabiliriz. Başka birinin ölmesine sebep olursak da bu vebalin altından kurtulmamız mümkün değildir. Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise, Müslümana düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedildir, dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe de kapılmadan. Ne yapardık? Paniğe kapılacak. Vesveseye kapılıp aman öleceğiz diye böyle düşünmeyecek. Ne de bize bir şey olmaz demeyecek. Bu ikisinin arasında mutedil, orta yol. Gerekli tedbirleri alarak panik yapmadan, abartmadan ve hafife almadan bir yol izleyecek ve soğukkanlıkla aklını kullanacak, bilgisini kullanacak ve Allahu Teala'ya dua ederek bu salgın hastalıktan inşallah sağ salim çıkmaya gayret edecek. Önümüzdeki hafta Kadir Gecesi. Kadir Gecesi elbette Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresiyle bir suremiz var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadrin ne olduğunu, Leyle-i Kadir'in, Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Biz onda Kur'an-ı Kerim'i indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Kadir Gecesi'nin faziletli olmasının sebebi kendisinde Kur'an-ı Kerim indirilmesi. Ramazan ayına da mübarek Ramazan ayı diyoruz. Peki Ramazan ayının mübarek olmasının sebebi ne? Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olması. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olması Ramazan ayına önem katmakta, değer katmakta. Şimdiden Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak dünyaya indirdi peygamberlere, peygamberimize ve o da bizlere ne yaptı? Tebliğ etti. Bizler Kur'an-ı Kerim'i kalbimize indirmeye gayret edeceğiz. Gönlümüze indirmeye gayret edeceğiz. Hayatımıza indirmeye gayret edeceğiz. Davranışlarımıza indirmeye gayret edeceğiz Kadir Gecesi'nde. Gönül isterdi ki bu Kadir Gecesi'nde de hep birlikte aynı cami içerisinde ibadet edelim. Ancak bu böyle bir imkanımız yok. Gönüllerimiz bir olarak inşallah
canlı yayınlarla bir şekilde bunu telafi edeceğiz. Bayram namazı için bir müracaatımız oldu. Bayram namazını ya dışarıda kılabilmek için, yani açık alanda, ya da işte belediyenin herhangi bir ya camimizde ya bahçemizde ya da işte buraları olmazsa başka bir açık alanda bayram namazını kılmamıza müsaade etmesi için bir müracaatımız oldu. İnşallah sonuçlanınca da haber veririz. İnşallah hayırlı bir netice alırız, buradan da duyuralım. Bizler Müslümanlar olarak bazı ibadetleri topluca yapmamız gerekmekte, cemaat olarak yapmamız gerekmekte, cemaat olmadan bazı ibadetleri yapmamız mümkün değil. Bu cuma namazı, bayram namazı, bunların içerisinde bizlere de böyle bir fırsatın verilmesini arzu ediyoruz ve bu konudaki resmi başvuruları da yapmış bulunmaktayız. Yetkililerden anlayış bekliyoruz bu konudaki. Müslümanların senede sonuçta iki tane bayram var. Bu bayramda bir arada olarak ibadet etmek istiyoruz. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık ve afiyet versin. Hasta kullarımıza şifalar, dertli kullarımıza devalar nasip eylesin. Allah-u Teala bizlere taşıyamayacağımız yükler yüklemesin. Birliğimizi, dirliğimizi kaim eylesin inşallah. Ve bu ağır şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına, doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına Allah-u Teala yardım eylesin. Onların emekleri de hiç azımsanamayacak kadar, hatta en fazla şu dönemde emek sarf eden kişiler arasında Allah-u Teala hepsinin yardımcısı olsun. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha. Bitti mi canlı yayın? Tokalaşmadan çıkıyoruz.